Verilen görselden yola çıkıldığında kutuplara doğru gidildikçe dünyanın şeklinden dolayı paralellerin çevre uzunluklarının azaldığını söyleyebiliriz. Bakın dünya ekvatordan şişkin, kutuplardan basıktır. Bu nedenle en geniş paralel dairesi ekvatordur çizdiğimiz gibi. Kutuplara doğru gittikçe bu dairelerin çevre uzunluklarının azaldığını görmekteyiz. Çünkü kutuplardan basık bir şekildedir. Dünyayı tam olarak ortadan iki eşit parçaya bölen ise ekvatordur. İkinci öncüle de ulaşabiliyoruz. Ancak paraleller kutup dairesinden başlayıp diğer kutup dairesine kadar uzanan çizgiler değildir. Bakın dünyanın etrafını saran çizgilerdir. Bir kutup dairesinden diğer kutup dairesine uzanan çizgilere biz meridyen yani boylam demekteyiz. Oysa ki ekvator en geniş paralel dairesidir. Bu nedenle üçüncü öncüle ulaşamayız. Doğru cevabımız 1 ve 2. öncülün bulunduğu C şıkkıdır. Verilen görselden yola çıkıldığında meridyenlerin uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü meridyenler bir kutup dairesinden başlayıp diğer kutup dairesine kadar uzanan yarım daire şeklindeki çizgilerdir. Bu nedenle de başlangıç ve bitiş noktaları aynı olduğu için birbirine eşit boylara sahiptirler. Bakın burada olduğu gibi. Bunun yanında başlangıç meridyeni 0 derece olarak gösterilir. Şu şekilde daire içine alalım. Bir meridyen bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında sona eren dikey çizgidir. Birinci öncülü açıklarken çizdiğimiz şekilde bakın. Bir kutup noktasından başladı, diğer kutup noktasına kadar uzandı. Doğru cevabımız 1, 2, 3 ile D şıkkı. Türkiye haritası üzerinde verilen oklar takip edildiğinde iki yönündeki ok takip edilirse ekvatora yakınlaşmış olunur ifadesi yer almakta. Bakalım 2'den yola çıktığımız zaman güneye doğru gittiği görülmekte okun. Evet, ekvator Türkiye'nin güneyinde çünkü biz kuzey yarımkürede yer alıyoruz. Bu nedenle B şıkkına ulaşılabilir. Bir yönünde hareket edildiğinde ise kuzey kutup noktasına yakınlaşmış olunduğundan bahsedilmiş. Bakın bir numaralı ok da güneyden kuzeye doğru gidiyor. Bu yönde gidiyor. Yani C şıkkı da doğru. Dört yönünde hareket edildiğinde denizellik etkisi artar. Dörde bakıyoruz, Ege Denizi'ne doğru yönelen bir ok var. Bu nedenle bu ifade de doğru. Ancak 3 yönünde hareket edildiğinde Türkiye'nin yükseltisinin batıdan doğuya doğru arttığı göz önünde bulundurulursa A şıkkı yanlış olur. Yükselti azalmaz, yükselti artar. Doğru cevabımız A şıkkı. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. En doğusundan geçen meridyen 45, en batısından geçen meridyen ise 26 derece meridyendir. Ayrıca Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Bunu da maviyle işaretleyelim. En kuzeyinden geçen 42, en güneyinden geçen ise 36 derece paraleldir. Ayrıca Türkiye kuzey yarımkürede de yer almaktadır. Çünkü bakın bunu bir çıkartmanın başka bir yolu da ekvator 0 derece paraleli olduğu için güneye gittikçe paralel numaralarının küçüldüğünü görürüz. Bu durumda da doğru cevabımız 1, 2, 3 ile D şıkkıdır. Matematik konum bir bölgenin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumudur. Türkiye ekvatorun kuzeyinde olduğu için kuzeyden güneye inildikçe yani ekvatora yaklaştıkça sıcaklık artar. Bu matematik konumla ilişkilidir. Kuzeyden esen rüzgarlar da sıcaklığı düşürür. Çünkü kuzey yarımküredeyiz ve kuzey bölgemiz daha çok kuzey kutbuna yakın. Buradan esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi de olağan. Yani 1 ve 3 matematik konumla ilişkili. Bunun yanında ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine en çok yaklaştığı bölgede bulunması, yani bir noktanın etrafındaki diğer önemli noktalara göre konumu olan göreceli konumundan ileri geldiği için ikinci öncül göreceli konumla ilgilidir. Ülkemizde batıdan doğuya gidildikçe de
Yüksekliğin artması yine sadece bizim yaşadığımız coğrafyaya özel bir konum ve bununla ilişkili olduğu için göreceli konumla ilişkilendirilir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani 1-3 matematik konum, 2-4 özel konumdur. Verilen görselden hareketle öncelikle başlangıç meridyenini gösterelim. Bakın başlangıç meridyeni burası, yani 0 derece boylamı. Ekvator ise burada 0 derece paraleli. Ekvatorun kuzey yarımküre, güney yarımküre. Başlangıç meridyeninin batı yarımküre, doğusu ise yine doğu yarımküredir. Bu bilgiler ışığında Avrupa kıtasının kuzey yarımkürede yer aldığını söyleyebiliriz. Bakın Avrupa ekvatorun kuzeyinde yer aldığı için. Kuzey Amerika kıtası doğu yarımkürededir deniliyor. Bakınız Kuzey Amerika kıtası biraz önce işaretlemiştik batı yarımkürede. Bu nedenle ikinci öncülü kabul edemiyoruz. Güney Amerika kıtasının tamamının güney yarımkürede yer aldığını söyleyemeyiz. Bakın haritamızda çok ufak da bir kısmı olsa ekvatorun kuzeyinde yer almaktadır. Bu nedenle doğru cevap şıkkımız yalnız 1 ile A'dır.